Altını Çizdiğim Yazılar programında yeni kitabımız Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar, Stephen Hawking'in. Modern çağın en büyük dehalarından biri olan Stephen Hawking, ALS hastalığına yenilerek 2018'de hayatını kaybetti. İnsanlığın geleceği, diğer gezegenlerde yaşam, kara delikler, evrenin oluşumu ile muhtemel sonu gibi birçok konuya getirdiği özgün bakışın açısıyla tanındı. Stephen Hawking'e mütemadiyen büyük sorular hakkında görüşleri sorulurdu. Bilim insanı bu sorulara demeç, röportaj ve makale şeklinde verdiği yanıtlarını kişisel arşivinde toplamış. Ölümünden önce hazırlığı başlayan bu kitap bu arşivinden ortaya çıkmış. Hazırlıklarına kendisi başladı ancak ölümünden sonra tamamlanıp yayınlandı. Hayat nasıl başladı? Zamanda yolculuk mümkün mü? Yapay zeka ve benzeri konulardaki görüşleriyle tatmin edici yanıtları zevkle okuyabilirsiniz bu kitapta. Yanıtlar evet hayır ya da var yok gibi basit değil. Tüm olasılıklar göz önüne alınarak açıklamalar şeklinde verilmiş. Gelelim altını çizdiğim yerlere. Kitapta bölüm başlıkları sorulardan oluşuyor. İlk bölüm başlığı yani soru, Tanrı var mı? Bu bölümde altını çizdiğim yer şöyle. Evrenin kendiliğinden bilim yasaları uyarınca hiçlikten yaratıldığını düşünüyorum. Bilimin temel varsayımı bilimsel belirlenimciliktir. Bilim yasaları evrenin evrimini belirli bir andaki halini ortaya koyarak belirler. Bu yasalara Tanrı tarafından karar kılınmış ya da kılınmamış olabilir. Fakat Tanrı söz konusu yasaları ihlal etmek üzere müdahalede bulunamaz. Zira böyle olsaydı bunlara yasa demezdik. Bu durum Tanrı'ya evrenin başlangıç durumunu seçme özgürlüğü tanır. Fakat bu noktada bile öyle görünüyor ki belirli yasalar mevcut olabilir. Durum buysa o halde Tanrı hiç de özgür olmayacaktır. Büyük patlama anında tüm bir evren ve onunla birlikte uzay varoluşa geldi. Her şey tıpkı içine hava üflenen bir balon gibi şişti. Peki tüm bu enerji ve uzay nereden geldi? Nasıl oldu da enerjiyle dolu koskoca bir evren, uçsuz bucaksız uzay ve onun içindeki her şey öylece hiçlikten beliriverdi? Büyük patlama anına doğru zamanda geriye yolculuk yaptığımızda evren gitgide küçülür. Ta ki tüm evren sonsuz küçük ve sonsuz yoğun tek bir kara delik olacak şekilde son derece küçük bir yer kapladığı noktaya gelene kadar. Ve bu noktada tıpkı uzayda süzülen günümüz kara delikleri için olduğu gibi doğa yasaları son derece olağan dışı bir şey dikte eder. Söz konusu yasalar burada da zamanın kendisinin bir sonu olması gerektiğini söyler. Büyük patlamadan önceki bir zamana ulaşamazsınız. Zira büyük patlamadan önce zaman yoktur. Böylece nihayet kendisini bir nedenin koşullamadığı bir şey bulmuş olduk. Zira bu noktada bir nedenin var olması için ortada mevcut olan bir zaman yoktur. Benim için bu bir yaratıcı ihtimalinin ortadan kalkması anlamına gelir. Çünkü söz konusu yaratıcının var olması adına mevcut bir zaman bulunmaz. Bir başka soru, her şey nasıl başladı? Evrenin bir başlangıcı olduğuna inananlar kaçınılmaz olarak şu soruları sormaktaydı. Başlangıçtan önce ne oldu? Tanrı dünyayı yaratmadan önce ne yapmaktaydı? Yoksa böylesi soruları soranlar için cehennemi mi hazırlamaktaydı? Evrenin bir başlangıcının olup olmadığı problemi Alman filozof Immanuel Kant'ın önemli ölçüde üstüne düştüğü bir konuydu. Ona göre bu konuda iki yönlü çalışan mantıksal çelişkiler ya da antinomiler mevcuttu. Eğer evren bir başlangıca sahipse, başlamak için neden sonsuz bir zaman beklemişti? Kant, argümanın bu kısmına tez adını vermişti. Diğer yandan evren hep var ola geldiyse, o halde mevcut aşamasına ulaşması neden sonsuz bir zaman almıştı? Aynı bölümde devam ediyoruz başka bir sayfada. Edwin Hubble, nebula adı verilen pek çok sönük ışık beneğinin aslında güneşimiz benzeri yıldız koleksiyonlarından oluşan fakat oldukça uzak mesafede bulunan
başka galaksiler olduğunu keşfetti. Buna göre söz konusu galaksilerin böylesine küçük ve sönük görünmesi için mesafenin o kadar büyük olması icap ediyordu ki, onlardan gelen ışığın bize ulaşması için milyonlarca, hatta milyarlarca yıl geçmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu çıkarım, evrenin başlangıcının yalnızca birkaç bin yıl önce olamayacağını açıkça gösteriyordu. Fakat Hubble'ın keşfettiği ikinci şey bundan bile daha etkileyici ve dikkat çekiciydi. Hubble, başka galaksilerden gelen ışığı inceleyerek söz konusu galaksilerin bize yaklaştığını mı yoksa bizden uzaklaştığını mı ölçebilmişti. Kendisini de şaşırtacak şekilde Hubble neredeyse galaksilerin tamamının uzaklaştığını bulmuştu. Ayrıca bu galaksiler bizden ne kadar uzaksa o kadar hızlı uzaklaşıyorlardı. Başka bir deyişle evren genişliyor. Galaksiler birbirlerinden uzaklaşıyor. Galaksiler halihazırda birbirlerinden uzaklaşıyorsa geçmişte birbirlerine daha yakın olmalıdır. Mevcut genişleme hızından yola çıkarak galaksilerin aşağı yukarı 10 ila 15 milyar yıl önce birbirlerine oldukça yakın olduğu tahmininde bulunabiliyoruz. Dolayısıyla evren, her şeyin uzaydaki aynı noktada bulunduğu söz konusu zamanda başlamış gibi görünüyor. Dünyada hayatta kalmayı sürdürebilecek miyiz diye sormuşlar Stephen Hawking'e. O da uzun bir yanıt vermiş. O yanıtında altını çizdiğim yer şöyle. Hiç kuşku yok ki dünyamızın politik olarak içinde bulunduğu durum hatırladığım herhangi bir zamandan daha fazla istikrarsız ve karmaşık. Çok sayıda insan hem ekonomik hem de sosyal anlamda geride bırakılmış hissediyor. Bunun bir sonucu olarak da yönetmek konusunda sınırlı bir tecrübeye sahip ve herhangi bir kriz anında aklı selim kararlar alma kabiliyeti henüz sınanmamış olan popülist ya da en azından popüler politikacılara yöneliyorlar. Bu mahşer gününe zemin hazırlayan umursamaz ve kötü niyetli kuvvetlerin beklentisi arttıkça kıyamet günü saatinin kritik bir noktaya biraz daha yaklaştırılması gerektiği gibi bir sonuç yaratacaktır. Dünya pek çok yönden tehdit altında. Dolayısıyla olumlu bir tavır sergilemem oldukça zor. Söz konusu tehditler hem oldukça ciddi hem de çok sayıda. Birincisi, dünya bizler için oldukça küçük bir yer haline geliyor. Maddi kaynaklarımız alarm veren bir hızda tükeniyor. Gezegenimize iklim değişikliği gibi feci bir hediye sunmuş durumdayız. Yükselen sıcaklıklar, kutuplardaki buz tabakasının azalması, ormanların yok olması, aşırı nüfus yoğunluğu, hastalıklar, savaşlar, kıtlık, su kaynaklarının yetersizliği ve hayvan türlerinin büyük bir kısmının yok olması. Tüm bunlar çözülebilir problemler olmasına rağmen henüz bir çözüm oluşturulmuş değil. Küresel ısınma hepimizin kaynaklık ettiği bir problem. Otomobillere sahip olmak, seyahat etmek ve daha iyi bir yaşam standardına erişmek istiyoruz. Sorun şu ki, insanlar ne olup bittiğini anlayana kadar her şey için çok geç olabilir. Aynı bölümde başka bir yer. Son buzul çağının ardından geçen yaklaşık 10 bin yıllık sürede insan ırkı bilgi ve teknoloji konusunda herhangi bir ilerleme kaydetmedi. Bununla birlikte Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte karanlık çağ dediğimiz dönem benzeri insanlık tarihini geri götüren bazı süreçler de söz konusu oldu. Fakat dünya nüfusu ki bu yaşamı sürdürmek ve kendimizi beslemek konusundaki teknolojik kabiliyetimizin bir ölçütüdür. Veba gibi bazı olaylar dışında düzenli olarak arttı. Son 200 yılda söz konusu büyüme zaman zaman üstel bir şekilde gerçekleşti. Ve dünya nüfusu 1 milyardan yaklaşık 7.6 milyara sıçradı. Son zamanlardaki teknolojik gelişmenin diğer ölçütleri ise elektrik tüketimi ve yayımlanan bilimsel makalelerin sayısıdır. Nitekim bunlarda da neredeyse üstel bir artışın olduğu görülüyor. Halihazırda beklentilerimiz öylesine abartılmış ki bazı insanlar hala geleceğin ütopyacı tasvirlerine ulaşmadığımız için politikacılar ve bilim insanları tarafından aldatılmış olduklarını hissediyorlar.
Söz gelimi 2001 A Space Odyssey filmi Ay'da kurulan bir üsten Jüpiter'e insanlı uzay uçuşunu bize gösteriyordu. Yakın gelecekte bilimsel ve teknolojik ilerlemenin ciddi anlamda yavaşlayıp duracağına ilişkin herhangi bir işaret yok. Şüphesiz Star Trek'te geçen zaman, yani bundan yalnızca 350 yıl sonrası düşünülürse böylesi bir yavaşlamanın gerçekleşmeyeceği kesin. Ancak mevcut büyüme hızı bir sonraki 1000 yıla kadar devam edemez. Zira 2600 yılına gelindiğinde dünya nüfusu insanların dip dibe yaşadığı bir seviyeye ulaşacak ve elektrik tüketimi dünyanın akkor parlamasına neden olacak. Mevcut üretim hızıyla yeni basılan kitapları yan yana dizdiğiniz takdirde sıranın sonundaki kitabı takip etmek için bile saatte 150 kilometre hızla hareket etmeniz gerekecek. Şüphesiz 2600 yılına gelene kadar yeni sanatsal ve bilimsel çalışmalar, fiziksel kitaplar ve makalelerden ziyade elektronik formlar halinde bulunacak. Ancak yine de söz konusu üstel büyüme devam ettiği takdirde kuramsal fizik alanında saniyede 10 makale yayımlanacak ve bunları okumak için zaman olmayacak. Açık ki mevcut üstel büyüme sonsuza kadar devam edemez. Peki bu durumda ne olacak? Bir olasılık, nükleer savaş benzeri bir felaketle soyumuzu yeryüzünden silmek olabilir. Irkımızı bütünüyle yok etmesek bile, Terminator filminin açılış sahnesinde olduğu gibi vahşilik ve barbarlık halinde alçalabilme olasılığımız bulunuyor. Geleceği nasıl şekillendiriyoruz bölümü. 14 yaşındayken St. Albans'taki öğretmenim Dikran Tahta enerjimi nasıl kullanabileceğimi göstermiş ve beni matematik konusunda yaratıcı bir şekilde düşünmek adına teşvik etmişti. Bir başka deyişle evrenin bizatihi kendisinin taslağı olarak matematiğe gözlerimi açmıştı. Müstesna insanların ardına bakarsanız müstesna bir öğretmen görürsünüz. Her birimiz büyük ihtimalle bir öğretmen sayesinde hayatta neler yapabileceğimize karar veriyoruz. Peki şimdinin gençlerini bekleyen şey ne? Kesin bir şekilde söyleyebilirim ki onların geleceği kendilerinden önceki nesillerin hiçbiri için olmadığı kadar bilim ve teknolojiye bağlı olacak. Zamanımızın gençlerinin bilimi herkesten daha iyi bilmesi gerekiyor. Zira bilim eşi görülmemiş bir şekilde gündelik yaşamlarının bir parçası. Pek fazla tahmin yürütmeye gerek kalmadan söylenebilir ki, şimdi ve sonrası için çözülmek zorunda olduğunu bildiğimiz bazı eğilimler ve ortaya çıkmaya başlayan bir takım problemler mevcut. Bu problemler arasında küresel ısınma, dünyadaki insan nüfusunun devasa artışını karşılayacak alan ve kaynak bulma, diğer türlerin soyunun hızla yok oluşu, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ihtiyacı, okyanusların yaşama elverişliliğinin azalması, ormansızlaşma ve bulaşıcı hastalıkları saymak mümkün. Kaldı ki bunlar söz konusu problemlerden yalnızca birkaçı. Bana kalırsa insanlığın geleceği açısından iki seçeneğe sahibiz. İlk seçenek yaşayabileceğimiz alternatif gezegenler için uzayın keşfi ve ikinci seçenekse dünyamızı daha iyi hale getirmek için yapay zekanın yapıcı ve müspet anlamda kullanılması. Dünya bizler için çok büyük bir yer haline geliyor. Maddi kaynaklarımız alarm veren bir hızda tükeniyor. İnsanlık, iklim değişikliği, çevre kirliliği, sıcaklıkların yükselmesi, kutuplardaki buz tabakasının azalması, ormansızlaşma ve hayvan türlerinin büyük bir kısmının yok olması gibi gezegenimize felaket getiren hediyeler sunmuş durumda. Bununla beraber nüfusumuz da alarm veren bir hızda büyüyor. Söz konusu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, neredeyse üstel nüfus artışının önümüzdeki 1000 yılda devam edemeyeceği oldukça açık. Stephen Hawking'in Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar adlı kitabında altını çizdiğim bazı yerleri paylaştım sizlerle. Bir başka kitapla tekrar birlikte olmak üzere, hoşça kalın.